Ne kadar? Gel abi, canlı abi, canlı ya. Abi taze. Balık taze, balık taze, balık taze. Gel abi, hamsi geldi abi, hamsi geldi abi ya. Yok, buyurun. Ne yapıyor? Canlı hamsi, canlı. Hamsi geldi arkadaşlar. Türk tazeleri, Türk Türk. Taze hamsi geldi arkadaşlar. Türk tazeleri, Türk Türk. Demedi demeye, taze hamsi geldi. Balık taze abi, balık taze abi ya. Allah Allah. Şimdi sezon başlangıcı itibariyle özellikle hamsimiz güzel devam etti, çıktı. Bayağı da rağbet vardı. Rağbetten dolayı 3,5 ay gibi hamsi ve istavrit bayağı bir güzel geldi. İstavrit hala geliyor. Bu dönem içinde zannedersem bir 2-3 hafta gibi hamsi çıkmadı, diğer taraftaydı. Musane oldu, musane balık hamsi sattık. Ama şimdi 3-4 gündür, 5 gündür taze hamsi tekrar çıkmaya başladı. Tezgahlardaki fiyat durumu nedir? Şimdiki fiyatlar normal, fazla bir astronomik rakamlarda değil. Şimdi en ucuz ya da en pahalı balık diye bir şey yok. Nasıl diyeyim? Balıkçılıkta bir tabiri vardır. Çok çıkan balık ucuz olur. Az çıkan balık daha pahalı olur. Ha, bu lezzetinden dolayı değildir. Az çıktığı için, masrafı çok olduğu için pahalı olur. Çok çıkan da bir o kadar ucuz olur yani. Peki fiyat alacak olursak? Evet, şu anda mesela hamsi ve istavrit 30 lira civarında. Ha, bunun yanında yetiştirme ürünlerde biraz daha tabii ki fiyatlarda biraz fark var. O da yetiştirildiği için yemden dolayı oluyor. Yani o kadar bir astronomik rakamlar değil. Bizim buradaki olayımız ne kadar balık bol çıkarsa o kadar biz de bol balığı ucuza satarız. Bizim yani mazotla ya da dolarla, euroyla işimiz olmaz. Balıkla işimiz. Biz balıkçıyız. Balık bol çıktığı sürece ucuz olur. Bugün 25 lira olan hamsi daha çok çıkarsa 15 liraya kadar düşecektir yani. Peki satışlar nasıl? Vatandaşlar tarafından ilgi var mı? Tabii ki. Havalar soğudukça tüketicinin biraz daha rağbette olduğunu, biraz daha balık tüketime yönlendiğini görüyoruz. Zaten balık sağlıktır. Balığı fazla tüketen kesim olursak daha iyi olur. Zaten geçtiğimiz dönemde belli. Pandemiden dolayı söylüyorum. Vücudun direncini en iyi artıran balık. Bu doğal yiyeceklerden biri. Fazla fazla tüketmelerini isteriz. Ya kar yağdı. Her zaman da kar yağmaz. Ama 12 ay boyunca balık oluyor. Balık tüketime gayet biraz daha yani rağbet olmasını bekliyoruz yani. Şimdi karın yağmasıyla birlikte tezgahlarımız bayağı bir şenlendi. Tezgahlarımız doldu. Müşterilerimiz çok şükür rağbet etmeye başladı. Ki bu soğukta balığa ihtiyacı olan hemen geliyor ve temizletiyor. Hiç beklemeden ayrılıyor.